Kıymetli sanatsever arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kitap tanıtım videolarına bir süre ara vermiştik. Bu videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoda 3 tane kitabı size tanıtacağım. Biliyorsunuz ki hat sanatı ile ilgili kitapları bulmak oldukça zor. Zaten bu alanla ilgili kitap sayısı, yani yayınlanmış kitaplar oldukça az ve bazı çok önemli kitaplar ise çok önceden yayınlanmış, zaten şu an baskılarını bulmak, yani yeni baskılarını bulmak bir hayli zor. O yüzden genelde bu kitapların ikinci elini bulmak daha mümkün oluyor. Bunu da belli web sitelerinden veya sahaf dükkanlarından bulabilirsiniz. O yüzden öncelikle videoya geçmeden önce acizane bir tavsiye. Gezmiş olduğunuz illerde veya ikamet ettiğiniz yerde eski sahaf dükkanlarını gezebilirsiniz. Yani ara ara o dükkanlara normalde hiç bulamayacağımız kitaplara rastlamamız mümkün. O yüzden mümkün mertebe bu kitap evlerini arada bir gezip herhangi bir işimize yarayacak, yani bu alanla ilgili veya başka alanlarda istifade edeceğimiz kitapları bulmamız mümkün. O yüzden bu sahafları gezmenizi tavsiye ederim. Ben de şahsen gezdiğim yerlerde bu eski sahafları mümkün mertebe gezmeye çalışıyorum. Emin olun bu sahaflarda çok güzel kitaplar bulmak mümkün oluyor. Bazen mesela 1970 yılında Kültür Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bizim Türk İslam Sanatları ile ilgili birkaç dergi bulmuştum. Aldım mesela onları. Gerçekten çok istifade ettim. Şu an mesela onlar arşivimde duruyor. Ama onları birebir bulmak veya internet sitelerinden bulmak bazen çok zor olabiliyor. Bununla ilgili nadir kitap sitesi bir noktada faydalı oluyor. Bazen şöyle de oluyor. Mesela bir kitabı arıyorsunuz, bulamıyorsunuz ama belli bir zaman sonra o kitap tekrar sitede, satışta görülebiliyor. O yüzden bu web siteleri zaman zaman takip etmek ve eski sahaf dükkanlarını gezmekte yarar vardır. Çünkü dediğim gibi çok kıymetli kitapları bulmamız mümkün. Çok fazla vaktinizi almadan kitap tanıtımımıza geçelim. Bu kitap tavsiyesi videosunda 2 tane kitabı Türk İslam Sanatları ile ilgili, Türklerin kültür ve sanat tarihi ile ilgili 2 tane kitabı tanıtacağım. Diğer 3. kitabımız ise sadece hat sanatı ile ilgili çok önemli bir kitap. Şimdi bunlardan bir tanesine geçelim. Şöyle bir kitap var. Bu Hicabi Ülgen adında bir üniversite öğretim görevlisinin yazmış olduğu bir kitap. Aynı zamanda kendisi ebru sanatıyla da ilgilenmekte. Bu kitapta Türk İslam Sanatları Tarihi diye bu şekilde hazırlanmış. Kitap oldukça güzel hazırlanmış. Pratik bilgiler, zaten ince bir kitap. Yani okumakta zorluk çeken arkadaşlar için de çok rahat basılmış bir kitap. Şöyle size buradan göstereyim. Zaten kitap oldukça güzel basılmış. Zaten matkuşe kağıdına basılmış. Hem resimler içeriyor hem de yazıyla bilgiler var kitapta. Şimdi bu kitabın size içindekiler bölümünden biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle sanat ve sanat tarihi, İslam sanatı ve özellikleri, Türk İslam sanatları olmak üzere giriş bölümünü bu şekilde almışlar. Birinci bölümde erken devir İslam mimarisi, Kabe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam mimarisi diye, Emeviler devri mimarisi, Abbasiler devri mimarisi, yani bu bölümde mimariyi ele almış. İkinci bölümde ise Orta Asya'da Türk sanatı diye, Müslüman olmadan evvel Türklerde sanat, Orta Asya'da Türk İslam sanatı, Karahanlı devri mimarisi, Gazneliler devri mimarisi, Hindistan'da Türk mimarisi. Bu da kitabın ikinci bölümünü oluşturmakta. Kitabın 3. bölümüne baktığımızda Büyük Selçuklu mimarisi, Büyük Selçuklu devri mimarisi, Anadolu'da Büyük Selçuklu beylikleri mimarisi olmak üzere 3. bölümde bu şekilde ele almışlar. 4. bölümde Anadolu Selçuklu mimarisi, Anadolu Selçuklu mimarisi, Anadolu beylikleri devri mimarisi. 5. bölümde ise Osmanlı mimarisine geçiş yapmış. Erken devir Bursa üslubu Osmanlı mimarisi, klasik devir Osmanlı mimarisi, geç devir Osmanlı mimarisi olmak üzere bu kısımda da Osmanlı'da mimari sanatla ilgili bölümü almışlar. 6. bölümde ise kitap sanatlarını almışlar. Zaten bizim Türk İslam sanatları aynı zamanda kitap sanatları olarak da geçmektedir. Birincisi Hüsn-i hat, ikincisi cilt sanatı, üçüncü tesip sanatı, dördüncü ebru sanatı, beşinci minyatür sanatı. Son kısımda da sanat, terim ve kavramları diye bir bölüm almışlar. Kitabı oldukça faydalı buldum ben. Kendim de okudum. Zaten bu kitabı ben yıllar öncesinden almıştım. O zaman kitabı yeni baskısını almıştım. Çünkü kitap zaten 2012 yılında basılmış. Çok kaliteli bir baskıyla ve içindeki bilgiler de oldukça pratik ve faydalı olacak şekilde hazırlanmış. Eminim siz de bu kitabı elde edip okursanız sizler de bu kitabı beğeneceksiniz. Yine eğer bu kitabı siz de okuduysanız alta yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Bu kitabı ben eski bir kitap satan sahaftan bulmuştum, almıştım ve gerçekten aldığıma çok sevindiğim güzel bir kitap oldu bu. Türklerin kültür tarihi ile ilgili bir kitap. Oldukça güzel hazırlanmış. Zaten yazarı Önder Yazıcı oldu. Kitabın basım tarihi ile ilgili herhangi bir tarih bilgisine ben rastlamadım ama eski bir basım olduğu belli. Yani tahmini 2000'li yılların başı, yani 2005 veya 2006 yıllarında basılmış bir kitap. Bu kitabın da yine normal baskısını web sitelerinden bulmak belki zor olabilir. O yüzden sahaflardan edinmeniz daha kolay olur. Bu kitap Türklerin kültür tarihini geniş bir şekilde ele almış. Yani İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası gibi Türklerin mimari alanda, spor alanında, eğitim alanında ve birçok alandaki kültürünü ele almış. Şimdi kitabın içindekiler bölümünden sizlere bilgi verecek olursam, 1. bölüm Türk kültürünün temelleri, 2. bölüm Türk kültüründe sanat, 3. bölüm ise Türk dili ve edebiyatı, 4. bölümde Türk kültüründe tiyatro, 5. bölümde ise tarihte Türk dinleri, 6. bölümde Türk ordusu ve askerlik teşkilatı, 7. bölümde Türk kültüründe spor, 8. bölümde ise Türk mutfak kültürü, ki zaten Türklerin çok geniş bir kültürü vardır. Tabii ki burada yani Türk derken zaten bu coğrafyada yaşamış olan bütün insanları ele alıyoruz. Yani ırk bakımından değil de genelde bu Türk devletleri içinde yaşayan insanların hepsini kapsıyor. 9. bölümde ise Türk kültüründe bayramlar, 10. bölümde Türk kültüründe müzik, 11. bölümde Türklerde eğitim ve bilim, 12. bölümde ise Türklerin dünyaya örnek ahlakı, sonuç ve kaynakçı olarak kitabın içindekiler kısmı bu şekilde. Ben bu kitabı okudum. Gerçekten çok faydalı buldum. Yani Türklerin elbette ki kültür ve sanat tarihi çok geniş ama bu kadar güzel anlatılabilirdi ancak. Gerçekten çok güzel hazırlanmış bir kitap. Yani bizler Türk İslam sanatlarıyla meşgul oluyoruz ve zaten dedelerimizin sahip olduğu bir kültür bu. Dolayısıyla bizler de kendi kültürümüzü iyi tanımamız gerekiyor. Mesela bu kitapta okçuluk tarihi var, Yine hat sanatı ile ilgili bilgiler var Türklerin, çünkü İslamiyetle şereflendikten sonraki bölümlerde de yine sanatlarını İslam çizgisinde geliştirmeye devam etmişlerdir. O yüzden her anlamda çok güzel hazırlanmış bir kitap. Bu kitabı siz okuduysanız fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama okumadıysanız da bir şekilde bunu elde edip okumanızı tavsiye ederim. Kıymetli dostlar, 3. kitabımıza gelince bu kitabı okurken gerçekten çok faydalandığım, maddi manevi anlamda çok fazla duygular içine girdiğim güzel bir kitaptı bu. Bu kitap merhum hattat Profesör Doktor Ali Alparslan tarafından yazılmış bir kitaptır. Ünlü Türk Hattatları diye Kültür Bakanlığı tarafından basılmış, 1992 yılında basılmış. Ali Alparslan, kısaca bilgi verecek olursak, Ali Alparslan üstadımız Necmettin Okya'nın talebesiydi. Aynı zamanda edebiyat alanında ve tarih alanında da çok ciddi bir üstattır. Kendisi zaten üniversitede öğretim görevliliği yapmıştır ve aynı zamanda hat dersleri vererek kendi döneminde güzel talebeler yetiştirmiştir. Tabii ki Hattat Ali Alparslan'ın tek kitabı bu değil. Aynı zamanda Türk Hat Sanatı Tarihi diye de çok güzel bir kitabı vardır. Onu da ilerleyen kitap tanıtım videolarımda bahsedeceğim. Bu kitap Ünlü Türk Hattatları diye çok güzel hazırlanmış kısa bir kitap. Yani çok büyük bir kitap değil ama içindeki bilgiler gerçekten çok büyük. Ben bu kitabı çok heyecanla okudum ve gerçekten okuduğuma da çok sevindiğim bir kitap oldu. Yine bu kitabı da eski bir sahaf dükkanından elde etmiştim. Yani bunu zaten yeni baskılarını bulmak mümkün değil. Çünkü 1992'de basılmış ve yayınlanmış. Tabii ki o dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı bu şekilde bir seri yapmış. Yani birçok kitap bu şekilde basılmış. Bu kitabı da bulursanız muhakkak elde edin ve bir an önce okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Türk Hat Sanatı Tarihi ve bizim hat sanatı ile ilgili öğrenmemiz gereken çok önemli bilgiler var bu kitapta. Kitabın kısaca içindekiler bölümünden size bahsedecek olursam, ana İslam yazıları hakkında kısa bilgiler deyip, Küfi, Aklam-ı Sitte, Celi-Sülüs, Talik, Türkiye'de Talik gibi alanlarda, yani yazı çeşitleri alanında kısaca bilgiler verilmiş. 2. bölümde ise ünlü Türk hattatlarını ele almış. Şeyh Hamdullah, hayatı, sanatı, eserleri, imzaları, öğrencileri ve ekolünün ünlü sanatkarları diye her hattatın hayatını bu şekilde değerlendirmiş. Ondan sonra Ahmet Karahisari, biliyorsunuz ki Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari ve yine sayacağımız diğer hat üstadlarımız hat sanatı tarihimizdeki çok önemli üstadlardır. Zaten bu hattatlarla ilgili, yani Şeyh Hamdullah'la ilgili kısaca bir video yayınlamıştım. Ahmet Karahisari ile ilgili yine bir video yayınlamıştım. Ve bu seriyi bu şekilde devam ediyorum. Ahmet Karahisari hayatı, sanatı, eserleri, imzaları, öğrencileri ve ekolünün ünlü sanatkarları diye bu bölümü de bu şekilde ele almış. Hafız Osman, biliyorsunuz Hafız Osman hat sanat tarihimizde çok önemli bir üstattır. Hayatı, sanatı, eserleri, imzaları, öğrencileri ve ekolünün ünlü hattatları diye. Bu şekilde Mustafa Rakım Efendi'yi değerlendirmiş. Mahmut Celalettin yine önemli bir hattatımız. Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'yi de bu şekilde değerlendirmiş. Kitap çok akıcı bir dille hazırlanmış. Gerçekten kitabı elinize alıp okuduğunuzda kendinizi, nerede olduğunuzu kaybediyorsunuz. Yani o derece. Bir de ben bu kitabı okurken en çok şeyi hissettim. Yani tabiri caizse sanki Ali Alparslan bana bu kitabı anlatıyormuş gibi, içindeki bilgileri bana anlatıyormuş gibi, ben de onu dinliyormuş gibi kendimi hissettim. Ve ben bunu yolculuk esnasında okuyup bitirdim. Tabii ki bu kitabı defalarca kez okumakta yarar vardır. Yani bir kitabı bir defa okuduğumuzda bir kısmı aklımızda kalır. Zaman zaman ben de tekrar açıp okuyorum. Çünkü gerçekten bizim hat sanatı ile ilgili kitaplarımız çok az ve bu kitapları da daha iyi anlayabilmemiz için zaman zaman tekrar okumamızda yarar vardır. Kitap tanıtım serimizde bu 3 tane kitabı sizlere tanıttım. Umarım siz de bu kitapları edinip okursunuz ve bu kitapları eğer okuduysanız yorumlarınızı yazabilirsiniz, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kitap tanıtım videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Yine hat sanatı ile ilgili, Türk İslam sanatlarımızla ilgili kitap tanıtım videoları tekrar devamı gelecek. Başka kitapları da sizlere tanıtacağım. İçinden bilgiler de anlatacağım inşallah. Bu seriyi de faydalı bulduysanız, bu videoyu da faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.